Değerli basın mensupları, kıymetli katılımcılar. Kadın ve aile politikalarını analiz ettiğimiz, şiddetten arındırılmış bir toplum arayışına katkı sunmasını hedeflediğimiz aile ve kadın politikalarına yeni bir paradigma isimli raporumuzu açıklayacağımız basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Memur Sen Kadınlar Komisyonu olarak İstanbul Sözleşmesi'ne dair tartışmaların sağlıklı bir zeminde yürütülmesi ve bu tartışmaların çözüm üretme kapasitesine erişmesi için ilk günden beri taraf olduk. Malumunuz sözleşme yol açtığı toplumsal rahatsızlık ve demokratik talepler doğrultusunda 20 Mart 2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye bakımından feshedildi. Sözleşmenin kaldırılması herhangi bir boşluk üretmediği gibi olumlu da bir adım olmuştur. Kadınlar Komisyonu olarak feshin hemen akabinde konuyu etraflıca ele almak için bir çalışma başlattık. Bugün kamuoyuyla paylaşacağımız rapor Mart ayından başlayan uzun soluklu çalışmamızın bir neticesidir. Raporumuz 3 ana güzergah üzerinden şekillenmiştir. İlk olarak toplumsal cinsiyet paradigmasının şekillendirdiği ulusal mevzuat incelenmiştir. Akabinde yasal statüsünden devletin müdahalesine değin aile kurumu mercek altına alınmış ve son olarak üzerinde çokça konuşulan ancak detaylı olarak ele alınmayan şiddet olgusu irdelenmiştir. Kıymetli katılımcılar, karşı karşıya olunan temel problem şudur. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nin şeklen feshiyle yetinecek midir? Yoksa ruhen de feshini sağlamaya yönelik adımlar atarak cinsiyet ve aile konularında özgün, özgür, toplumsal değerlerle barışık ve dengeli bir yaklaşımla yeni çözümler üretmeye mi çalışacaktır? Sözleşmeye dayanılarak ulusal mevzuatta yapılan bütün düzenlemeler, programlar, uygulamalar ve kurumlar fesihten sonra da devam etmektedir. Sözleşmenin fesih sebebiyle ulusal mevzuatta henüz bir değişim yaşanmamıştır. Bununla birlikte sözleşmenin mevzuata ve politikalara sinen ruhu nedeniyle olumsuz etkisi sürmektedir. Bu bağlamda sözleşmeden çekilmek yeterli değildir. Mevzuatın ve kurumların sözleşmenin ideolojik ruhundan ve zihniyetinden arındırılması gerekmektedir. Bugün Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü vizyonundan kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal eylem planlarına halen yürürlükte olan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'ndan 6284 sayılı kanuna değin toplumsal cinsiyet paradigması halen mevzuattaki etkin durumunu muhafaza etmektedir. Şu bir gerçektir ki Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmekle derin bir kültürel işgal badiresini atlatmıştır. Ancak görüldüğü üzere toplumsal cinsiyet ideolojisini ana akımlaştırmayı hedefleyen yaklaşım varlığını sürdürmektedir. Değerli basın mensupları, aileye dair ulusal hukuku incelediğimizde genel olarak ahenksiz bir aile mevzuatına sahip olduğumuz görülmektedir. Ulusal hukukumuz toplumsal cinsiyet paradigmasını benimseyen ve benimsemeyen yaklaşımların çatışma sahnesidir. Bir bütün olarak bakıldığında kadın, erkek ve aile olgularını ilgilendiren mevzuatın toplumsal değer ve gerçekliklerden uzak, ahenksiz olduğu aşikardır. Anayasanın kurgusu içinde aile öncelikle kamusal bir kurumdur. Medeni kanunda ise net bir aile tanımı yoktur. Farklı kapsamlar için farklı tarifler sunulmuştur. Tanımsızlığın avantajı çok dar bir aile imajının dayatılmamış olmasıdır. Dezavantajı ise ailenin yasal statüsü ile duygusal anlamı arasında kapatılmamış bir boşluk bırakmasıdır. Bu boşluk aileye ilişkin sakıncalı politikaların meşrulaştırma tehlikesini de doğurmaktadır. Hukuken net bir tanımdan yoksun fakat duygusal anlamda da son derece yüklü olan aile kurumu müdahaleye fazlasıyla açık hale gelmektedir. Aile ile ilgili temel problem devletin hangi yönde müdahale edeceğine değil,
hangi noktalarda müdahale edip etmemesi gerektiğine ilişkindir. Kanaatimizce devlet, çiftlerin sözleşme ve anlaşma hürriyetlerini tanımama anlamına gelecek müdahaleler yapmamalıdır. Aile konusunda geliştirilmesi gereken en yüksek duyarlılık, aileye dışarıdan müdahalenin kısıtlanması olmalıdır. Kıymetli katılımcılar, bugün İstanbul Sözleşmesi'nin en büyük vaadi olarak lanse edilmesine rağmen önleyemediği şiddet olgusu maalesef devam etmektedir. Kadına şiddet bir vakadır. Modernizmin getirdiği rol karmaşasının kökeninde ise kültür buhranı vardır. Kültürel ahengini kaybetmiş bir toplumda güvencesiz kalan kadınlar sıklıkla şiddet mağduru olmakta. Özellikle kanun nezdinde güvence bulduklarında ise erişebildikleri imkanları şiddet faili olmak yönünde kullanabilmektedir. Şiddeti hukuki olarak mercek altına aldığımızda açık bir tanım noksanlığı söz konusudur. Oysa bir sorunun çözülmesinin ilk basamağı kavramın hukuki olarak tanımlanmasıdır. Zira bir olguya el atılırken en önemli aşama tanımdır. Türk ceza hukuku geleneğinde soyut olarak şiddet suçu bulunmamaktadır. Haliyle şiddetin doktriner bir tanımı da yoktur. Ceza hukukuyla yakından ilişkili olan şiddet kavramının ceza hukukunda tanımsız bırakılması, kavramın başka tanımlarının kamu organlarınca benimsenmesine yol açmaktadır. Karşı karşıya olduğumuz sorunsal şudur. Yasal dayanağı dolayısıyla bağlayıcı olmayan şiddet tanımları hukuk politikalarının özellikle de çok hassas olan aile politikalarının kaynağı olabilir mi? Olursa hukuk sistematiği bozulmaz mı? Hukuk namına hukuksuzluklara yol açmaz mı? Gündemde en üst sıralarda tutulan şiddetin kanunlarda yani Türk hukukunda tanımsız bırakılan bir kavram olması şaşırtıcı gelebilir. Fakat vakadır. Kıymetli katılımcılar, son 10 yıldır Türkiye hukuki tanımdan yoksun bir o kadar da yoğun şiddet tartışmalarına teslim olmuş durumdadır. Şiddetin bir gerçeklik olması tartışmaların zeminine ve yöntemine dair eleştiriler getirmeyi fazlasıyla zorlaştırmaktadır. Yöntemsel eleştiriler radikal feminist reaksiyona çarparak erillik hatta şiddet yanlılığıymış gibi gösterilmekte, savuşturulmaktadır. Şiddet, özellikle de kadına şiddet konusu bir söylemsel despotizme dönüşmüş durumdadır. Şiddetin sahici ve makul yollarla çözümlenip bertaraf edilmesini zorlaştıran da budur. Şiddete yaklaşımda en büyük hata mücadeleye parçacı yaklaşılması ve odağın doğru belirlenmemesidir. Kadına şiddet vurgusu bilinçli veya bilinçsiz olarak erkeklik karşıtlığı üretmekte, kadın erkek çatışmalarını azaltmak şöyle dursun artırmaktadır. Bu rapor öncelikle şiddete bütüncül yaklaşmayı, şiddetle mücadelede illaki bir odak belirlenecekse de çocuğun öncelenmesini önermektedir. Günümüzde şiddetin çok büyük oranda öğrenilmiş bir davranış olduğu araştırmalar neticesinde kesinlik kazanmıştır. Şiddet nesilden nesile aktarılan bir iletişim hastalığıdır. Bu bağlamda erken çocukluk dönemi kritiktir. Sivrisineklerle uğraşmaktansa bataklığı kurutmaya çalışmak daha doğru bir stratejidir. Bataklık çocukluk evresidir. Şiddetin görüldüğü ve normalleştirildiği dönem kişinin yetişme dönemidir. Şiddete sadece maruz kalmak değil, tanık olmak bile ciddi bir mağduriyettir. Üstelik bu mağduriyet günümüzde televizyon ve bilgisayar başta olmak üzere elektronik cihazlarla son derece yaygınlaşmıştır. Gittikçe sıradanlaşan ve sıradanlaştığı ölçüde toplumu kuşatan şiddete karşı topyekün bir mücadeleye ihtiyacımız var. Bu konu ertelenemez, küçümsenemez, basitleştirilemez. Dün şiddet olgusunun sağlıklı tartışılmasının önündeki en büyük engel
şiddetle mücadeleyi İstanbul Sözleşmesi'ne indirgeyen ideolojik yaklaşımdı. Bugün ise İstanbul Sözleşmesi'nin tarif ettiği mevzuatın ve tahrip ettiği değerlerin tamiriyle şiddeti kökten önleyecek düzenlemeler ve programların başlatılması için bir kamusal müzakere sürecinin tam zamanıdır. Nitekim sözleşmenin iptalini bir son olarak değil, şiddetle topyekün mücadelede bir başlangıç olarak görmekteyiz. Değerli basın mensupları, kıymetli katılımcılar, bu genel çerçeve içerisinde somut önerilerimize yer verecek olursak, İstanbul Sözleşmesi ile aynı frekansta olan toplumsal cinsiyet ideolojisine dayalı bütün mevzuat ayıklanmalı ve tasfiye edilmelidir. İstanbul Sözleşmesi'nin ulusal uygulama yasası olan 6284 sayılı kanun ilga edilmelidir. Şiddetle mücadelede dengesizlik oluşturmayacak kapsamlı, probleme bütüncül ve yapısal yaklaşan yeni ve daha etkili bir yasa çıkarılmalıdır. Şiddetin kök sebeplerini araştırmak ve ortadan kaldırmak, şiddeti artıran söylem ve yaklaşımları tespit etmek, şiddetle mücadeleyi koordine etmek ve izlemek üzere yeni paradigmayı hayata geçirecek nitelikte bir komisyon kurulmalıdır. Öne çıkardığımız anlayışa uygun olarak şiddeti önleme ve şiddet mağdurlarını koruma mekanizmaları cinsiyetçi yaklaşımdan uzak, etkili ve adil bir şekilde dizayn edilmelidir. İyi niyetli olsa dahi müdahalenin aile kurumunu kırılganlaştırdığı bilinmeli, kamu gücünün aileye müdahalesi istisnai düzeyde tutulmalıdır. Aileyi ilgilendiren düzenlemeler aileyi kamu kurumu olarak konumlandırmamalıdır. Ailenin sivil, özgür ve özgün yapısına saygı duymalı, bu yapıyı korumaya özen göstermelidir. Devletin aileye duyarlı politikalar geliştirmesi aile politikaları açısından kırmızı çizgi olmalıdır. Modern hayatın getirdiği çalışma koşulları karşısında aileye duyarlı çalışma düzeni güçlendirilmeli, iş-aile hayatı uyumu artırılmalıdır. Evlilik teşvikinden aile yardımına, doğum izninden süt iznine, bakım hizmetlerinden aile dostu vergilendirmeye kadar bütün alanlarda aileyi güçlendirecek politikalar geliştirilmelidir. Evlenmenin sözleşme hukuku kapsamına alınması, medeni kanunun da bu mantıkla hazırlanması devletin atması gereken en önemli adımlarındandır. Kamu organları feminist yönlendirmelerden sıyrılmalı, ailenin korunmasında toplumsal cinsiyet ideolojisinin ötesinde bir yaklaşım benimsemeli, devlet kadın ve aile politikalarının birbirini zayıflatan iki alternatif olarak gösterilmesine dayanan ideolojik baskıdan azade hareket etmelidir. Kıymetli katılımcılar, devletin şiddetle mücadele ve aileye müdahale konularında yeni bir paradigmaya ihtiyacı vardır. Paradigmanın inşası için toplumsal istişare kanalları sonuna kadar açılmalı, sosyal paydaşlar, sendikalar, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve ilgili kurum, kuruluş ve kişiler istişare sürecinde yer almalıdır. Hazırlanacak çalışmalar, mevzuat metinleri ve programlar geniş ve nitelikli bir kamusal tartışmaya mutlaka açılarak yasalaşmalı ve uygulanmalıdır. Bu bağlamda bugün kamuoyuna ilan edilecek olan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın hazırlık sürecinde sosyal diyaloglar mekanizmalarının işletildiğini söylemek de pek de mümkün değildir. Ve bu üzücü bir durumdur. Bu vesileyle bu gibi planlamalarda sosyal paydaşların haberdar edilmesinin ötesinde istişarelere de dahil edilmelerini gereğini tekraren hatırlatmak isteriz. Sosyal diyalog mekanizmaları işletilmeden toplumsal uzlaşı zeminleri yakalanması olanaksızdır. İstanbul Sözleşmesi'nin feshi buna en canlı örnektir. Değerli basın mensupları, ailenin güçlendirilmesi ve şiddetin bütüncül okumalarla önlenmesi amacıyla hazırlanan bu raporun politika yapıcıların, siyaset kurumunun,
ilgili bakanlıkların, sivil toplum örgütlerinin ve bu konuda çalışmalar yapan araştırmacıların istifadesini sunuyor. Raporun hazırlanmasında başta yazarlarımız ve teknik ekibimiz olmak üzere emeği geçen herkese ve katılımınızdan dolayı siz kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyor. Hayırlara vesile olmasını diliyorum.